Sistem kitimizin içerisinden 3 adet motor çıkmakta. Bu motorları kullanarak hareketli sistem çalışmaları yapabiliyoruz. Örneğin bir robot kol çalışması yapabiliriz. Bu çalışmaları yapabilmemiz için motorumuzun nasıl bağlandığını ve kollandığını iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi motorumuzu beynimizde bir numaralı bağlantı bölümüne takıyoruz. Aynı zamanda 2 tane daha yapay elemanı kullanacağım. Böylece motorumuzun nasıl döndüğünü daha rahat bir şekilde görebileceğiz. Daha sonra da beynimizde program arasındaki bağlantımızı oluşturalım. Motorumuzu kullanabilmemiz için öncelikle cihazlar bölümünden eklememiz gerekiyor. Motorumuzu bir numaraya bağlamıştık. O yüzden 1'i seçiyoruz. İsterseniz motorların dönüş yönlerine farklı isimler verebilirsiniz. Örneğin sağ solda yapabilirsiniz. Ancak ben buradaki isimleri değiştirmeyeceğim. Aynı şekilde kullanacağım. İsterseniz ters yönde de bu şekilde döndürebilirsiniz. Hiçbir ayara dokunmayacağım. Tamamlandı diyoruz. Cihazlar bölümünü kapatıyoruz. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi hareket isminde bloklarımız karşımıza geldi. Bu blokları kullanarak motorumuzu istediğimiz şekilde hareket ettirebiliriz. İlk olarak burada ileri döndür şeklinde bloğumuz var. Bu bloğumuzu alalım. Daha sonra kontrol sekmesinden bir saniye bekle bloğunu alıyoruz. Buraya 3 yapıyoruz. Böylelikle motorumuz 3 saniye ileri gidecektir. Kopyasını çıkartıyoruz. Şimdi geri yapıyoruz. Yalnız kodlarımızı bu şekilde bırakıp başla butonuna basarsak motorumuz 3 saniye boyunca ileri gidecektir. Daha sonra da sürekli olarak geri gidecektir. Çünkü en son motorumuza geri git demiştik. Kodlar bir kere çalışacağı için motorda böyle bir durum söz konusu. Hareket bölümüne geliyoruz. Motoru durdur diyoruz. Şimdi çalışmamızın nasıl olduğunu görelim. Başla butonuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz 3 saniye ileriye, 3 saniye geriye şeklinde hareket etti. İsterseniz motorlarınızı derece olarak da döndürebilirsiniz. Örneğin burada ikinci bloğumuz derece kısmı var. Aynı zamanda tur şeklinde döndürebilirsiniz. Şimdi bu bloğu kullanalım. Buradan 180 yapalım. Aynı şekilde yine 3 saniye bekleyeceğiz. Daha sonra da geri döndürelim. Şimdi motorumuz başlaya bastığımız zaman 180 derece ileri gidecektir. Daha sonra da 180 derece geri dönecektir. Buradaki saniye atarsak şu şekilde tekrar bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri 180 derece bu şekilde hareket etmekte. Sürekli tekrarla içine alırsak. Böylece motorlarımızı 180 derece olarak ileri geri sürebiliriz. Şimdi buradaki derece kısımlarını tur olarak değiştirelim. Yalnız bu şekilde kodu kullandığım zaman sıkıntı veriyor. İleri ve geriyi aynı anda kullanmamak lazım. Mesela 3 tur ileri gitsin diyelim. Böylece motorumuz 3 tur ileri gitti. Yalnız motorumuzun başlangıç noktasını ayarlayamıyoruz. Bu tarz motorlarda başlangıç her zaman en son kaldığı yer olmakta. Buna dikkat edelim. İsterseniz buradan motorumuzun hızını da ayarlayabilirsiniz. Daha düşük, daha yüksek hızlarda dönmesini sağlayabilirsiniz. Bu da yaptığınız çalışmaya göre sizin belirleyeceğiniz kodlar. İsterseniz tork değerini, durma şeklini, molası gibi durumları da ayarlayabiliyorsunuz.
Eğer çalışmanızda birden fazla motor kullanacaksanız, o zaman yine cihazlardan başka bir motor eklemeniz gerekiyor. Daha sonra da burada motor 1, motor 2 isminde bölümler olacaktır. Ona göre motor 1 ya da motor 2'yi seçerek kodlarda çalışmalarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.